Наших пассажиров мы проводим до причала, расположенного прямо под мостом. Речные прогулки от компании Rich Float – лучший способ от... Evet arkadaşlar, bu Christ Savior katedralinin çizdiğimde. Dün gece hostelde çizdim bunu. Bayağı büyük ve detaylı bir katedral. Zorlandım aslında, 7-8 saat sürdü bunu çizmem. Bayağı tatlı oldu. Renkleri falan çok hoş, renk geçişleri. Onları uğraştım zaten. Bir ara sorunu var burada. İtiş itiş davar var. Hatta şöyle bakalım. Jiguli diye bir bira var. Onların şeyi Rus birası. En ucuzu o, ben ondan içtim geçen gün. Onun dışında genel olarak şey, 150 ile 500 arası bira fiyatları değişiyor böyle. Domuz eti şeyleri var burada. Bif de var ama biraz pahalı. Burada fiyatlar pahalı, burası lüks bir yer sanırım. Pizzalar, burgerler falan her şey var. Dumplings. Dur bakayım. Bu mantı herhalde ya, dumpling. Tam bilmiyorum. Doremüzük. Aha, Doremüzük benden bahsetmiş. Her neyse. Hediyelik dükkanı şurada. Oraya gideceğiz. Ve çekim yapacağım. Evet, size şimdi Rusya'da bir hediye dükkanında neler var onu göstereyim. Genel olarak çoğunlukla matruşkalar var. Böyle ikinci el şeyler var. Kostümler falan. Rus askerlerinin giydiği şeyler var. İşte burada metalden yapılma heykeller var. Dürbünler. Bu armalar falan. Bu armalardan çok var. Sokakta da satılıyor. Aa, bunlar çok güzelmiş. Burada kalpaklar falan var. Bende var ya, Ukrayna'dan almıştım. Bunlar sarafan sanırım. Dün Matruşka hikayesini yazarken okumuştum bunu. Sarafan. Burada magnetler var. Matruşka, bardaklar. Sen Bazil Kilisesi'nin minyatür halleri. Çok seviliyor Sen Bazil Kilisesi. Ama zaten ana şeyleri, landmarkları, şehir simgeleri. İngilizce söylemeyi sevmiyorum. Ya şurada saklan seti var. Onları ben çok sevdim. Ama 29.500 ruble. Hani bayağı pahalı. Bayağı güzel yapmışlar. El yapımıdır kesin bunlar. Şu yumurtaları da şey yapmışlar. Süslemişler. Saklanmış taşlarına baksanıza. Benim dün gördüğüm şey şurada. Recep Tayyip Erdoğan da var arkadaşlar. Dostoyevski, Putin, Dali, Picasso ve Atatürk. Bir fiyatını soralım şunu. Hello. How much this? Do you make a discount? Yes. Some discount, like 4,500. 4,500? Yes, 5 pieces inside. 5200 rubleye satıyor ama 4500 oluyor. Yeah, you show me. Çok güzel bir hediyelik ya.
inovasyon. ₺5200 ne kadar yapıyor ya? 1000 ruble 70 TL. 350 TL çok pahalıymış be. Aynen. Harbiden pahalı. Dur lan. 1 ruble 70 TL mi? Aynen. 3 TL davet. Thank you. 3 TL'de işte çıkacak mı? I don't understand Russian. Ha, 4000. Best petition. Thank you. Arkadaşlar pahalı. 4000 ruble. 280 lira. Yani aslında Atatürk için değer de benim için sıkıntı. Şehir oldukça güvenli. Bak şurada da iki tane polis var. Ve ya yaşayışları güzel bu adamların ya. Harbi. Mimarisi güzel. Dün mesela gezerken baktığım her yerde sanatsal bir faaliyet gördüm. Kimisi longboardla kayıyordu. İşte kimisi dans ediyordu. Kimisi güneşleniyordu. Kimisi resim yapıyordu. Kimisi müzik yapıyordu. Yani ya yaşayış bolması lazım aslında. Hani metrolar sürekli aktif. Çok kalabalık olmuyor. Ve kalabalık da şey var gördüğünüz üzere. Yani adamlar sistemlerini oturtmuş. Şu binalara baksanıza ya. Hani bizde Rumlar zamanında yapılan mimari dışında mimari kültürümüz var mı? Doğru düzgün yok. Ancak bir camilerimiz ayırt edilebilir bir şey. Yani bu adamların da her şeyi ayırt edilir. Avrupa'dan daha güzel bana göre burası. Yani ve ucuz Avrupa'ya göre. Avrupa'da euro geçiyor, burada dolar sayılır, ruble. Daha ucuz ama onu söyleyebilirim. Ve şehir içinde longboard ve şu elektrikli skuterlar çok kullanılıyor. Çünkü yürüyerek gezmesi gerçekten zor. Bak bak, ben Tretiakov'u yani arattırdığımda burasını göstermişti. Meğersem burası hostelmiş. Tretiakov buradaymış. Buraya kadar yürüdüm bir de ya. Allah'ım çıldıracağım, nasıl bir yer burası? Allah'ım. Öf ya. Lan çok da yürüyeceğim. Neyse. 1 kilometre yürüyeceğim. Hadi yürüyelim. Tretiakov Devlet Kalesi'ne geldim. Sıra bu şekil. Şöyle bir binası var. Burada yazılar yazıyor. Kiril alfabesiyle. Şurada bir ton asker bekliyor. Niye bekliyor anlamadım. Umarım kredi kartı kabul ediyorlardır. Nakitim bitti ya. Bileti aldım. Şöyle bir bileti var. 500 ruble. Yani 35 lira falan. Normal. Öğrencilere daha iyidir belki de. Ben şeyden aldım. Nakitim olmadığı için bu otomattan aldım. Otomat mı deniyor? Aynen. Buradan giriliyor. Şöyle bir detay anlatacağım. Bende iki kart var yanımda. Bir tanesi İş Bankası'nın genç kartı, kredi kartı. Bir tane de Yapı Kredi'nin banka kartı. Yapı Kredi'nin banka kartı her yerde geçmiyor. Bunun detayını
vereyim. Ama İş Bankası, yani kredi kartı olan kart her yerde geçiyor. Arkadaşlar şeye geldim. Tretyakov Galeri'ye geldim. Gezinirken şuna denk geldim. Kustodiyev'in güzellik çalışması. Böyle yakından boyunca yüzey belli oluyor da uzaktan bakınca bir fotoğraf gibi ve şeye benziyor ya, neydi? Titanik'teki Rose'a benziyor. Kustodiyev. Bu da onun çalışması. Adamın karakter çalışmaları çok iyi bence. Manzara konusunda çok iyi diyemem. Bu da onun. Moskova'da bir mekanda. Karakter çalışmaları bayağı iyi. Herif. Mekan. Tabii bu benim yorumum. Başkasının yorumunu bilemem. Ben çok iyi anlamıyorum. Yağlı boyadan falan ama sadece gördüklerimi söylüyorum. Yansıma var. Böyle bir çalışma. Bunun da karakter çalışması çok iyi. Baksana. Ne bakıyorsun lan? Borç çorbası içiyorlar herhalde. Adamlar anatomi biliyor be. Bu da havalara istinaden yapılmış bir heykel. Bak bu güzel. Bunda mavinin tonlarını kullanımı çok iyi. Mavinin tonları. Karakter değil de bunda bütün önemli bence. Çok güzel işlenmiş bütün. Ortada bir fışkiye. Böyle bir tören havası. Bunlar Osmanlı askerleri herhalde lan. Aynen. Turkish Senoloni. Bak nasıl çıkardım. Spunov yapmış. Lan var ya. Ben anlıyorum bu işten ya. Utkin, Flutpain. Aa açıldı lan. Ananı satayım korktum. Açıldı. Kapı açıldı. Yemin ediyorum korktum ha. Tablo bana doğru geldi. Sarıyan kimse self portresini yapmış. Su esintisi gördüm bu adamın ama bilmiyorum. Renkleri bu da güzel kullanmış. Üf, şu da çok güzel lan. Gökkuşağına bak. Çok iyi çizmiş. Helal olsun. Mekan çok iyi. Krimov. A Moscow scene. Rainbow, aynen. Moskov görüntüsüymüş. Bugün erken saatlerde, erken diyorum çünkü uyandığım gibi buraya geldim. Bir çalışma yaptım burası için. Burası Nazım Hikmet'in mezarının bulunduğu yer. Sadece Nazım Hikmet'in de değil, Rusya'nın çok önemli isimlerinin mezarının bulunduğu yer. Burada kimin mezarının nerede olduğu yazıyor. Kozmonot da var bir tane. Yuri Gagarin'i çizdim. Biliyorsunuz uzaya ilk çıkıp geri dönebilen isim canlı bir şekilde. Onun da çizimini yaptım çünkü o Ruslar için çok önemli birisi. Nazım Hikmet'in
mezarına geldik sayılır. İlk onu göstereyim de sonra Google falan yerlerinin de şeyini gösteririm. Burada da burası da çok ünlü. Ha, Boris Yeltsin. Aynen. Onun mezarıydı burası. Zaten turda onu anlatıyorlar. Evet, Nazım Hikmet'in mezarı burası. Nazım Hikmet için yaptığım çizim. Bu internette olan bir fotoğrafıydı. Yani renksizdi. Ben sadece buraya kırmızı güller ekledim. Böyle renkli bir hale getirdim. Benim çizimim. Nazım Hikmet. Bir de burada bunun fotoğrafını çekerken yabancılara denk geldim. Hello. Hello. Do you know Nazım Hikmet? Yes, a little. Can you say about something about his poetry or his, I don't know. Okay. What do you know about him? I know Nazım Hikmet because I'm a French teacher of literature, and with my student, I read a poem of him. Biliyorlar yani, dünyaca ünlü bir adam. Arkadaşlar, şu giden polis az önce ben çekim yaparken geldi. Böyle bardağı tutuyordum şu şekilde, fotoğrafını çekiyordum, geldi böyle baktı. Aa, I know him, Nazım Hikmet dedi. Ben de eyvallah dedim. Ya gurur duyuyorum şu an ya. Ben bilet alıyorum. Yaklaşık bir saat uğraştım bunu alabilmek için. Abla yardımcı oluyor bana. Rus abla. What is your name? Christina. Christina yardımcı oluyor bana. Hiçbiri İngilizce bilmiyor doğru dürüst. Hiçbiri. Burada bir sürü bilet alma yeri var ama hiçbiri bilmiyor. O yüzden ben de bir saatimi harcadım bunun için. Ama hallettim. Dediğim gibi alacağım demiştim. Aldım. Yarın gece ikinci sınıf bilet alıyorum şu an. Gece 12'de kalkıyor. 8,5 saat sürüyor. Bu istasyondan yani Leningrad'dan Moskovski yani station'a yani St. Petersburg'un merkez istasyonuymuş. Gideceğim. Trenleri nasıl bilmiyorum ama bunların trenleri eski. O yüzden belki sıkıntı yaşayabilirim ama klima olduğu söyleniyor internette. İnternetten alamıyorum çünkü Rus kimliği gerekiyormuş. Oh, yerleştim sonunda. Ben burada uyumayacağım bu arada, kaçırmamak için. Başıma sürekli aksilikler geliyor ya. Tahmin ettiğim tren çıktı ya. Hiç güzel değil. Benlik değil yani. Norveç'in trenlerini özlüyorum ya. Çok güzeldi. Wi-Fi vardı, priz vardı. Allah'tan burada klima var da. Eşyalar konuluyor herhalde. Tren yolculukları. Jack London'a selam olsun.